Ben de zengin çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. Ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur açsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. Stop. Yalnız gençler, sizde hiç aile terbiyesi kalmamış ya. Siz annenizin babanızdan böyle şeyler mi öğrendiniz? Evinizde böyle şeyler mi gördünüz? Bu nasıl terbiye çocuklar? Tamam Burhan'cığım ya, pardon canım, hadi. Yalnız pardon çıkalı, benim kulağıma gelen bayağı eşekleri çoğalmış diyorlar cin. Yani sizde hiç böyle bir saygı yok mu evladım? Gece şu anda 11'i çeyrek geçiyor. Ben istirahate buyurmuşum. Siz beni rahatsız ediyorsunuz. Saygınız yok mu sizin evladım? Burhan, o senin elindeki yemek kitabı mı yoksa ya? Uyumadan önce rahatlatayım ki Billay Bey. Onun için birkaç paragraf okuyorum. Ama uyumak ne mümkün ki? Ne mümkün? Bu cin devesi arkadaşlarıyla birlikte geliyor arkadaşlarıyla bağırış, çağırış, yükselmeler, bağırmalar, inlemeler, uyumak ne mümkün? Hele bu Tanrı verdinin böyle tahinli çörekle frizbi atmaları, yani evin içerisinde insan bir arkadaşlarıyla tombala oynar. Bulmaca çözer, birbirlerine sorular sorar, o bilgisini sınar. Ondan sonrasında o hard diskini kontrol edir, cevap vermeye çalışın. Neden bir şeyler yapmıyorsunuz? Oldu hanım teyze, görüşürüz ya geceler. Hanım teyze, hazır ayaktayken un helvası yap da yiyen. Verdi. Haddini aşıyorsun evladım. Ya kasma teyze, rahat ol. Tanımadı mı bizi ya? Tanrı verdi, ben elinde büyüdüm ben seni. Yaştan gözler bozuk. Ya hatırlamadım ben, hani senin bahçeye girerdik, sen sopayla kokular. Ya tamam. Benim dikkatimi çeken bir konu var. Sizde hiç aile terbiyesi kalmamış ya. Kalmamış. Saygısızlar. Saygısızlar. Yalnız bir şey söyleyeceğim size. Benim keyfim kaçtı be. Şu maç bitsin de gece alemlere akalım ha. Oo hocam. Ha. Aslı'dan ayrıldıktan sonra çok zemberin boşalmış gördüm seni canım. Sen kimsin kardeşim? Cem'in arkadaşı. Oho, sen dün gece burada mı kaldın ya? Ay ev yol geçen hanına döndük. Yandık ki ne yandık ya? Ya ne söyledin çekil lan sabah sabah. Ne söyleniyorsun ya? Ya Cem barlarda böyle bulduğun insanları takat kedi gibi alıp eve getiriyorsun ya. Hırlı mıdır, hırsız mıdır belli değil. Ben bu hallerini çekemeyeceğim senin vallahi. Bana bak, doğru konuştun lan, tamam mı? O benim arkadaşım. Neydi isim? Bengü. Heh. İşte biz dün gece tanıştık onunla. Şeyde tanıştık. Neredeydi Begüm? Bengü. Ben yanlışlıkla sizin çaydanınızı kırdım. Oo ya. Güldü senin porselen çaydanlığım. Ona annem indirdi ya tokatta. Ya Cem, niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Bak çaydanlığımı... Kızım sen niye böyle yapıyorsun? Misafirliğe geldiğin evde sağa sola ellenmez. Niye elliyorsun evlatım? Yapma böyle şeyler. Ya kardeşim, kız kendine çay yapmak istedi belki. Ne arıza çıkıyorsun lan sabah sabah? Ya Cem bak, ben böyle şeyleri çekemeyeceğim, ben sana söyleyeyim. Ev yol geçen hanı gibi oldu. Ben bunları kaldıramayacağım. Oraya kız. Burnuz mu, benim burnuzum mu? Banyoda buldum. Benim
bornozumu mu giydin ya gerizekalı? Ya görüyorsun işte ya, bitli midir, pireli midir belli değil. O güzelim Bursa havlusunu ben şimdi bunun yüzünden cığır cığır yakacağım. Niye böyle şeyler oluyor? Ben düzen adamıyım, tertip adamıyım. Ben böyleyim Cem, kriz geçiriyorum şu anda. Panik atak geliyor şu anda ya. Sinirlerim, laçk. Ya biraz rahatsız arkadaş. Kusura bakma Bingücüm, Allah aşkına. Cem gemi azıya almış. Nasıl yani? Burhan şikayet ediyordu böyle her akşam misafirler geliyor gidiyor falan diye. Ha, vallahi anne beni ilgilendiren bir şey değil. Yani biz 3 haftaya resmen boşanıyoruz. Nazit yine Şahika'yla mı buluştu? Hayır efendim, içeride Sertaç'la çay içiyorlar. Hararetli de bir şey konuşuyorlar. Ben girince de öyle durdular, bilmem artık. Şahika'nın ailesi mutasip bir aile. Ne zamana kadar gezip olacak? Bahattin Bey'in bir kulağına giderse iş hemen ciddiye biner. Vallahi kısmet işte, bilemiyorum. Aa, beni Royans'da mı gördünüz? Ya Makbule, şu anda sinirlerim laçka. Allah laçka. Onun için benim canımı sıkma, şöyle sadece sessiz sedasız bir kahvaltı etmeye geldim yani. Hayır, olmaz. Önce parolayı söyle. Üf Makbule, şu anda bütün enerjimi çekeceksin değil mi? Öyle bir niyetin var yani. Ya hayır, önce parolayı söyle. Parola şu o zaman. Yer çekimi. Yer çekimi mi? Evet, yer çekimi. Bu mesaj sana. Aldın mı mesajı? Almadım. O zaman biraz açayım. Şimdi, sen şöyle lip lip ediyorsun ya, lip lip. Sen bunu yaparken yer çekimi kanunlara karşı girdiğini zannediyorsun. Ama o öyle değil. O kendini zaten fizik kanunlarına bırakıyor lılılın diye aşağı doğru sarkıyor yani. Sarkıyor mu? Siz bana ne demek istiyorsunuz ya? Ben sana bir şey demek istemiyorum Makbule. Hiçbir şey demek istemiyorum. Sadece bilimsel bir gerçekten bahsediyorum. Şu anda çok sinirliyim ve canım yumurtalı ekmek istiyor. Parola oydu zaten. Günaydın, günaydın. 3. günaydın. Kaderin cilveleriyle ve hayatın dertleriyle dolu bir sabah. İyi kötü yine beraberiz. Ay Burhan'cığım, sen çok keyifsizsin bu sabah, hayrola? İfa! İfa! Sertaç, tamam. Şahika'ya borçlu olmak uykularımı kaçırıyor. Para lazım. Ama şimdi başımıza da bela almayalım oğlum. Bak, zırt pırt kumarhaneleri basıp duruyorlar. Abi burası kumarhane değil ki ev. Arkadaşları toplayıp yemek yiyoruz, leblebi çekirdeğine poker oynuyoruz hesabı. Bilmem vallahi, bana yine de sakat geliyor. Adamlar çok sağlam Sacit. Esas onlar güvenmiyorlar abi. İstanbul'un kalbur üstü isimleri gelecek abi buraya. Arkadaş gibi, misafir gibi. İçkilerini içip, çerezlerini yiyip aralarında oyun oynayacaklar. Kumar bile sayılmaz abi. Ha, 90'dan taktı ağalara diyorsun yani. Vay be. Ya ben derbiyi seyredemedim be Sertaç. Dükkandaydım. Oğlum, her ne kadar kumar sevsem de bu iş bana tehlikeli geliyor. Ayrıca hangi evi bu heriflere kiraya vereceğiz? Abi bul bir ev, gözünü seveyim Sacit. Kaçırmayalım o fırsatı. Makbule ablanın 50 tane evi yok mu abi? Tamam da hepsinde kiracı var oğlum. Sacit, adamlar bu civarda bir ev olursa 4.000 dolara kadar çıkarız diyorlar abi. Sosyetik muhit ya. Yani bir an böyle sinirleri boşandı. Kendime geldim. Ay bu çocuk, bu Cem devisi beni mahvediyor. Ne huzurum kaldı, ne düzenim. Roommate olarak yapamayacağız bu çocukla biz. Ay şekerim, Aslı da yapamadı zaten. Of. Yani kirayı arttırdın. Beni bitirdin yani ya Tazim Bey amca. Bu Cem devesiyle kaldık baş başa ya.
Ya o kira, o daireyi az bile evladım. Ay vallahi bak başladı tık tık tık. Bak bile hemen tansiyon aletini getir Tahsin Bey amcanın, hemen tansiyonunu ölçelim. Aa sen zahmet etme Burhancığım. Aa aşk olsun İpot, nasıl bir konuşma lütfen ama ya. Bu sabah da bakıyorum pek bir güzelleşmişsin. Öyle mi? Ay salatalık maskesi yaptım sabah da ondan. Aa bence balkat. Kuruluğa birebir. Öyle mi? Öyle mi? Kuruluğa birebir. Günaydın. Cem. Ha. Yüzünden gece hayatı akıyor şekerim. Git yıka. Sorma Fatoş ya, ben fena da attım ha. Ya sabah birlikte uyandığım kızların adını bile hatırlamıyorum artık. Bu şekilde olmaz ya o. Cem, arkadaşım bana sorarsan mutluluğun sırrı bu değil. Ve senin artık düzenli bir hayata geçmen gerekiyor canım. Evet, ben sana sormuyorum Kubilay. Düzenli hayat yaşadık da ne oldu? Ha. Aslı'yla geri dönüşünüz yok mu? Ne bileyim, yok gibi Fatoş ya. O ne öyle ya, biz bir aile olmayı beceremedik, ilişki yürümedi ki. Annelerin babaların yanında öyle liseli öğrenciler gibiyiz yani. Aa, Victoria yine mesaj atmış bak. Bu ne be, bir sayfa mesaj mı olur abi? Günaydın. Günaydın aşkım. Hayatım. Bu akşam üstü annemle müsaadeye gidiyorsunuz değil mi? Ay evet. Osmanlı aşureli koleksiyonuma yeni bir parça ekleyeceğim. Yalnız müsaadede takmak için yeni yakut bir broş almam lazım. Fatoş dörtte çıkabilir miyim? Yaprak ne olur aramıza geri dön artık. Ne olur. İnanamıyorum. Ben de müsaadelerde dolaşan mücevher kaplı bir kokon oldu ayol. Victoria benden çocuk yapmak istiyor arkadaşlar. Ne? Victoria yok mu benim eski nişanlım, hani şu yarı Amerikalı olan? Biliyoruz da nasıl çocuk yapacakmış? Evlilik falan değil, bekar anne olacakmış. Ama tanıdığı, sevdiği ve genlerini beğendiği birinin baba olmasını istiyormuş. Çocuğunun babası olmamı istiyor ya. Makbile şu ayak terliklerini lütfen şaplatmadan yürü. Mahsus mu yapıyorsun bunu ya? Yok. Terliklerim mi şaplıyor? Evet, terliklerin şaklıyor. Lütfen ama ben bunu son derece alaturka ve antipatik buluyorum. Antipatik mi? Evet, antipatik. Hadi şunları içeriye doğru götürelim. Bir daha da bundan sonra şaplatmadan yürü. Tamam. Ka! Oka. Be Allah. Hadi. Be Allah, size yumurtalı ekmek yapıverdim. 5 dakikada elce eziyle yaptı. Ay bak ne marifetli çocuk ayol. Bu arada ben bu akşam yokum biliyorsunuz. Biz dışarı çıkıyoruz. Söyledi kızım, söyledi. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Tanrı verdiği dinlemeye gideceğiz. Para. Nedir derdiniz Burhan Bey? Siz de mi gelmek istiyorsunuz? Yorum. Ben senin abin sayılırım. Onun için de çenemi tutamayacağım, kusura bakma. Sen şu anda resmi olarak boşanmamış bir kadınsın. Onun için orada burada fink atman ne kadar doğru acaba? Bravo, doğru Burhan, bravo. Nasıl yani? Yerim. Dünyanın bin bir türlü hali var. Değil mi? Öyle bakmak lazım. Yarın öbür gün Cem annesinin aklına uysa. Değil mi? Sen barlarda dejenere olmuş bir şekilde dans ederken fingir fingir fotoğraflarını çekse. Sonra mahkemeye sunsa. Mahkeme haklı kabul etse. Bütün malının mülkünün üstüne konsa. Soru. O zaman ne yapacak? Ya TV anacığım. Vallahi çok haklı Burhan abin. Ay ne abisi anne ya? Aa benim bir tane abim var, o da askerde. Siz lütfen her şeye karışmayın Burhan Bey. Öyle deme. Doğru söylüyor çocuk. Aferin Burhan.
Ah Tahsin Bey amca, tahsiyonunuza bir baksak acaba? Ah. Çünkü yarım saat ilerledi vakit. Sağ ol bakalım ya, sağ ol evladım. Ay, keşke Burhan hep burada olsa, ne güzel olur. Ne geldi aklıma biliyor musunuz İfot? Ya Aslı'nın içeride küçük odası var ya şu anda boş. Ben acaba oraya mı yerleşsin böyle little bir hani ufak bir paraya? Ne güzel böyle beraber yaşamış oluruz. Ay çok güzel olur, çok eğleniriz değil mi? Vallahi alt katta başkasına kirayı veririm. Oh ne güzel gelsin paralar. Vallahi bu fikir benim çok aklıma yattı. Gerçekten ben çünkü Cem devesiyle yaşayamıyorum. Acayip rahatsız oluyorum. Ne güzel ben burada yaşarım, hem başımı da dinlerim. Para da biriktirmiş olurum. Yok artık. Aslında bence bunu ciddi ciddi düşünün vallahi. Ne güzel olur değil mi dayı? Cem gitti, ev boşaldı. Ayrıca ben size söylemek için fırsat bekliyorum. Burhan'ın dairesine müşteri çıktı. Müşteri mi çıktı? Yapma ya. Aylık 3.000 dolar veriyorlar. Yapma ya. Şimdi kim iki misli? Oh. Vallahi benim aklıma yattı. Ne diyeni bileyim ya. Ne diyorsunuz ya? Aa ne saçma şakalar bunlar. Saçma sapan. Nasıl Victoria çocuk yapmak istiyor? Sen çocuk istemedin. O istedi ya o. Ay Kubi ortalığı karıştırma. Ya canım Cem herhalde hayır diyecek. Ne demek herhalde ya? Cem'le Victoria çocuk mu yapacak şimdi? Bari. Hala onu seviyorsun öyle değil mi? Ne münasebet canım? Aa. Ama yani bana ters olaylar bunlar, tuhaf. Aslı, Cem zaten evlilik dışı çocuk yapmayı ölse kabul etmez. Ay neyse, Kubi beni kuyumcuya bırak, ben müzayedeye şoförle giderim. Tamam aşkım, ama lütfen 10.000 doların altında incik boncuk dandik bir şeyler alma lütfen. Hadi çav. Ay ben boğacağım yalnız bunu ha. Bıktık ya. Ne bu böyle Türk filmi sosyeteyi gibi artık iyice çav filan. Benim bir planım var şekerim. Akşam rock barda bunu sahneye itiverelim. Sahneye mi? Tabii ayol. Sahneye çıkıp şarkı söylerse belki kendine gelir. En azından Kubilay'ın sinirlenmesine bakıp eğleniriz. Ay, bir daha içki içmeyeceğim. Oldu. Hadi geç yerine. Saadettin Bey sabahtan beri doktor randevusu vardı diye idare ediyorum. Hoş geldin evladım. Ay merhaba hanım teyze. Varisleri nasıl? Dikkat ediyorum. Dün akşamki seviyesiz espri anlayışın devam ediyi. Ama Saadettin Bey seninle konuşmak istiyor, haberin olsun. Saadettin Bey mi? Evet Saadettin Bey. Son bir hafta içerisinde bu, 3 gündür öğleden sonra geliyor. Tabii adam duyunca haliyle sinirlenmiş. Saadettin Bey, Tanrıverdi'nin 3. kez geç geldiğini nereden öğrenmiş? Keseyledim. Niye şaşırdın? He? Hanım teyzeleri ara sıra böyle dedikodu yapar. Ara sıra. Genç arkadaşım, sen daha yeni mi geldin işe? Ben diş doktoru randevu vardı. Vallahi kusura bakma delikanlı. İdare müdürün de senden şikayetçi. Bugün de işe geç geldin. Sen en iyisi muhasebeye git. Paranı al, birlikte çalışamayacağız artık seninle. Çalışın arkadaşlar, kolay gelsin, çalışın. Ay! Ay! Ben böyle olsun istememiştim. Sadece fırça atsın istemiştim. Patron kısmısı çok acımasız. Kapitalizm gerçekten çok acımasız. Tanrı verdi. Şayka'ya söyleriz, seni geri alır. Lan boş ver ya, ben kral gibi müziğimi yaparım. Hah,
Hele işte bir hayır vardır evladım. Hanım teyzen öyle söylüyor. Ya dövmeni bir daha göstersene. Şayka çalışanların önünde ayı buluyor. Üç kere gösterdim. Gülüp duruyorlar içeride. Ya var ya seni bağdan böyle harp diye ısırmak istiyorum ha. Sertaç dediydi. Ne dediydi? Şayka, ilişkimizin gidişatıyla ilgili bazı tereddütlerim var benim. Benim de var. Hadi ya. İyi, iyi. Kalp kalbe karşıymış. Ya bu iş ciddiye gidiyor. Ne zaman tanışacaksın babamla? Babanla mı? Ya amcamın oğlu falan da olur be. Aileden bir erkek yani. Zaten onlar olayı duyup seni tahkikat ettirmişlerdir belki. Şayka, ama daha dün bir, bugün iki. Biz yeni yeni tanıyoruz birbirimizi, değil mi? Vallahi bizim aile Adanalı. Öyle tanıyoruz, bakıyoruz, deniyoruz, olaylarını yedirtirler adama bebeğim. Ama senin niyetin ciddi yani. Değil mi? Ciddi derken? Bak, gönül eğlendirme peşindeysen alırım paçını aşağı. Ben senin namusumla, hanımefendiliğimle döverim Sacit ha. Yok, bende yalan yok. Gönül eğlendirme peşinde olmadığımda kesin. Aşkım. Ya sana bakınca hani böyle sevgilisini falan kesip yiyenler var ya. Onları anlıyorum be. Sağ ol, teşekkürler. Ay ilanlara bakıyorum da 3.000 dolar buranın dairesi için iyi para. Yani kaçırılacak fırsat değil. Aslında ben de Cem alt kattan gitsin istiyorum. Sinirim bozuluyor. Ne yapacaksın Tahsin? Ne bileyim ben. Aslında Burhan bizim evde olmaz tabii. Niye olmasın canım? Cem de yabancımızdı. Damadımız diye bir sene aynı evde pekala yaşadık. Hayır, ona bakarsam şimdi yazın bunlar Mahpul ile evlendikten sonra ya yan daire ya da başka bir yere çıkacak. Hayır, 6 ay için Burhan bizde kalsın diyeceğim de o zaman da Aslı kıyameti koparır. Aman! Aslı Volkan'la da geçinemezdi, Cem'le de geçinemedi. Bırak Allah'a sen. Ben Burhan'ın burada kalmasından hiç rahatsız olmam. Bilakis çok memnun olurum. Hayır, koskoca ev evi olmasına da gene de yabancı işte. Bu akşam yine Cem'in misafirleri gelecekmiş. Burhan da eve kızlar alıyor. Çok rahatsız oluyorum. Bir geceliğine sizde kalabilir miyim diye sordu. Ben de peki dedim. Aslında onun da niyeti buraya taşınmak. Bakma sen. 3.000 dolar beni çok rahatlatır. Üstüne Burhan'dan da 3-5 kuruş alırsak. Dur bakalım, kısmet işte. Anladın babacığım. Hayır, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız o açıdan. Peki babacığım. Emriniz olur babacığım. Hürmetler size. Ay, Tanrı verdiği geri almama izin vermiyor ya. Saadettin'i geçen sefer %50 hisselle dövmüşsün. Çok ayıp olmuş. Çaycı işin kredini boşa harcama kızım diyor. Of. Boş ver ya. Ben de bıktım zaten Anadolu rakçı kimliğimle literatürde çaycı olarak geçmekten. Ya Tanrı verdi seni ne kadar sevdiğimi. Bayıldım. Ya eridiğimi. Ve bittiğimi biliyorsun. Ama babam sinirlendi. Salon adamı çizgisinden çıkmak üzereydi telefonda. Anne boş ver. Ay ya resmen bunalımdan midem kazındı ha. Gidip kendimi lahmacunla vurmak istiyorum be. Çok doğru söylüyor. Fatih'in Koç Aslan ya. Kimse karşı çıkamaz arkadaşlar. Siz bu ailenin erkeklerini bilmezsiniz. Çok fenadırlar ya. Hem de çok fena. Bu Şayka'nın bir amcaoğlu vardı. Yıllar önce biz bir yemeğe çıkmıştık Şayka'yla. Adam beni tam bir hafta takip etti canım. Esas patronun sağ kolu etrafta dolanıp binaya bakmış abi. Uygun görmüşler. Tamamsa 2 aylık depozito, 3 aylık peşin, ayda 4.000 dolardan halledelim diyorlar. Ya Sarta çok acele ediyorsun oğlum. Önce Burhan'ı dayımların eve dehlemek lazım. Sacit, adamlar yarın bugün abi seninle konuşacak. Kod adı Osman Bey. Osman Bey. Yalnız gizlilik çok önemli abi.
Adamlar seni tanımak, güvenmek istiyorlar. Hassas işler bunlar yani. Tamam kardeşim, biz de biliyoruz. Tanırlar, güvenirler. Nihayetinde ben de kumarı seven bir adam. Ay. Of. Ay, of, iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Oo, buran 50 kolunu doldurmuş gelmişsin. Ne zahmetler bunlar ya? Ben böyleyim Tahsin Bey amca. Huyum kurusun. Ben eve gelmeden önce markete uğrayıp ondan bundan almadığım zaman eve geldiğimi bir türlü anlamıyorum yani. Tahsin Bey amca, sana cevizli sucuk aldım seviyorsun diye. İfot, sana da posa aldım. Ay çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Cevizli sucuk sakın dokunmasın bana. He? Onu da düşündüm ihtiyar. Onun için sağ yemek sonrası limon aromalı soda aldım. Yaşa Burak, yaşa. Atın şunları elimden ay, canım. Ay, Allah Allah, pardon. Kollarım koptu burada. Ay pardon, ya bulunmaz kiracı, vallahi bulunmaz kiracı. Kiracı derken alt kattan bahsediyoruz herhalde, değil mi? İyi akşamlar. Tahsin Bey amca. İfot. Ya bir şu tehliklerini bir şaklatmadan yürü ya Makbili. Yine mi şakladı ya? Evet. Hiç farkında değilim, pardon. Sans Boğan Bey, şu pilavımın tadına bir bakın, öyle güzel demlendi ki. Ya istemiyorum Makbili, ben elimi yüzümü yıkamadan hiçbir şey yemem. Olsun, bir tat bak, bir tat bak, hakikaten. Öyle güzel tane tane dökün, bak, 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 bak. Ya istemiyorum Makbili, Allah'ım ya. Akşam yemekte yerim ya, ne var? Ama hatırım yiyeceğin adı. İstemiyorum, Makbili! Vallahi ağız burun gireceğim sana ha. Kapatayım sana. Allah'ım ya Rabbim ya. Niye böyle sürekli ısrar Makbili ya? Niye buna bu kadar kızdınız ki şimdi? Çocuk gibi hareketlerim var Makbili, yani hafakanlar basıyor ha. Tamam, teşekkür. Ben yerim, aa mis gibi pilav, o. Ye. Oh. Seni silah. Ye, böyle şiş. Balon gibi ol, sonra havalan. Git buradan, ben de sana güle güle desem böyle. Nasıl yani? Seni boşluğa bırakıyorum. Ya İfot, şöyle çok güzel bir salata hazırlayayım mı? Zeytinli meytinli, ha? Ne diyorsun? Ay canım, sen zahmet etme. Misafirsin sen daha burada. Aa, otur, lütfen otur. Kalkacaksın gibi hissettim. Lütfen otur tatlım. Sen kraliçeler gibi oturmaya layıksın. Biz yaparız. Tahsin Bey amca, tahsiyonun ne durumda? Şimdi bırak, yemekten sonra bakarsın artık buran. Ha, şey, çok güzel bir film aldım. Komedi filmi, DVD. 16:09 akşamleyin izleriz. Ne güzel. Ay, evin neşesi geldi ayol. Vallahi öyle. Bu Burhan'ın çok güzel bir enerjisi var kanımca, yani böyle eve kanar yağmışsınız gibi. Şimdi dayı, bu adamlar 2 aylık depozit, 3 aylık peşin veririz diyorlar. Ne diyorsun? Yapma ya. Dur bakayım sadece, düşünüyorum. Neyi düşünüyorsunuz dayı ya? Aa, kendi damadınız otururken iyi. Benim ablamın nişanlısına gelince bir ayrımcılık yani. Ben anlamıyorum ki. Ya çocuk zaten gözünüzün içine bakıyor. Yani düğüne kadar otursun, ne olacak? Aa, hepiniz delirdiniz artık ha. Alo Eşref, arabayı köşeye götür koçum, oradan bineceğim. Alo amca, ben Osman. Şimdi dönüyorum. Yok,
Öğlen buluşup oturup bir çay içtiler Şahika ile. Yani bize ters, aykırı bir durum yok. Şimdi de işten çıktı, evine gitti. Vallahi araştırdım. Etrafta sevilen bir çocuk bu Sacit. Yarın da gidip kendisiyle yüz yüze konuşacağım. Bakalım niyeti ciddi mi? Ha değil de Şahika ile gezip tozuyorsa yazık olur bu genç yaşında. Hürmetler Bahattin amcacığım, hürmetler.